Yaklaşık 15-20 gündür bir hareket var. Tabi bu hareket de yüksek mevde arabalarda değil ama orta sınıf arabalarda. İnsanların gücünü yettiği arabalarda bir şeyler olmaya başladı. Ya insanların bir beklentisi vardı, faizler düşecek, işte oranlar düşecek. Tabi bunlar bekle olmayınca insanların ihtiyacı var. Ufak yolu da olsa birer araba almak zorunda kaldıkları için alıyorlar yani. Geleceği 2025'in son çeyreğine kadar iyi görmüyor. Ama ondan sonra inşallah bir rahatlama olacaktır. 400 ile 600-700 arasında bir arabalarda bir biraz da olsa bir hareket var. Şu anda araçlanmayla ilgili en iyi zaman. Faizler yüksek. 300-500 bin bandındaki araçlar iyi satıyor. Onun dışındakiler zaten sıfırlarda kampanyalar var. Onun dışında yani kilometresi düşük araçlara bakıyor tüketici. Hani 70 model olsun ama 200'ü geçmesin. Var. Sanki. Şu anda var. Herhalde yıl sonu biraz 5 bandında bir faiz indirimi olursa piyasanın daha çok hareketleneceğini düşünüyorum. Ama alıcı, satıcı belli. Gerçek tüketiciyi bulamıyoruz. Yani burada herkes alıyor, satıyor bandında. Bir de buranın oluşumu da sıkıntı. Yani bu şehir içine uzak olduğu için gerçek alıcıyı da göremiyoruz. Ulaşım yok. Ondan dolayı da biz kendi işimize dönüyoruz şu anda. Aynen öyle. 500 bin bandındaki araçlar iyi seyrediyor. Yani 600-700'e çıktığında bu işte ne bileyim Fiat'ın Egea grubu, işte Renault'un Sembol grubuna, onlar oralara yanaşıyorlar. Tabii sıfır araçların faizleri de yüksek şu anda. Bazı araçlarda kampanya var ama onun dışındakiler normal. Vallahi bütçemize göre bir araç alıyoruz ama. Evet, bütçeniz ne kadar? Yani 250 bin lira civarında. Bakıyoruz şimdi. Tabii ki araba hırpalanmış arabalar daha çok ucuz ama kimisi edebinden fazla, kimisi kusurlarını saklıyor. Az çok anladığımız için bakıyoruz. Yani ne bileyim yani, insanlar da dürüst insan bulmak zor. Bazıları çok güzel her şeyini söylüyorlar. Bazıları da saklıyorlar ama gözden kaçmıyor. İyi kötü anlamak lazım. Bilen bir bileminden gelmek lazım. Güvendiğiniz insanlardan almak lazım. Yani öyle düşünüyorum. Yani. İnsanlar aklındaki fiyatı satmaya çalışıyorlar ama arabasının o fiyata edip etmediğini hiç düşünmüyorlar. İhtiyacına göre arabadan fiyat istiyorlar. Evet. Veyahut da alacakları arabanın şeyine göre fiyat istiyorlar. Pazar yeri burası. Alan, satıcı denkleştiği zaman işte şeyi, fiyat alım satım şeyi, o zaman satış oluyor. Biz de arayacağız, aramaya devam edeceğiz. Paramıza göre bir şey denk getirebilirsek o zaman alacağız. Ya yüksek diye abartı fiyat. Yani bir üst model arabayla eski model arabanın fiyatı aynı şu an. O yüzden dolayı satılmıyor. Yani adam bunu alacağına bir üst model lazım. Evet, eskiler bayağı bir yükseltti fiyatı. O yüzden abes bir fiyat olduğu için. Şimdi adam 96 modelle 2003 modeli kıyaslıyor. Bu da yapıyor 250, o da yapıyor 250. O yüzden bayağı bir abartı fiyatlar, piyasada düşüşler oldu.